15-16 yaşlarında bir genç en sari bir genç ama ne eli rahat duruyor ne dili rahat duruyor ve Medineli kadınlar rahatsız Cüleybip'ten. Adı bu konuda o kadar ileriye çıkıyor ki Ebu Berze el-Eslemi radıyallahu anh'ı tanıyorsunuz. Çok önemli bir sahabi efendimizdir biliyorsunuz çocuklarına kızlarına hanımlarına şöyle bir şey söylüyor. Cüleybip'i gördünüz mü Medine'de yolunuzu değiştirin. Asla onun yürüdüğü yerde yürümeyin. Çünkü eli ayağı rahat durmaz. Başınıza iş açarsınız diye uyarıyor orada. Bu kadar sabıkalı birisi. Ve o Cüleybip Allah Resulü'nün huzurunda. Ne diyor? Ya Resulallah, izin ver, ben zina edeceğim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, senin merhametine kurban olayım. Nasıl bir merhamet? Nasıl bir yürek? Hiçbir şey söylemiyor. O tutturuyor Cüleybib'i karşısına. Mantık realite dengesinde bir şey söylüyor ve o gence adım 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 bir şeylerin zihnine yerleşmesine sebep oluyor. Zina mı etmek istiyorsun, Cüleybip? Zina edeceğin kadın bir başkasının annesidir. Senin annenle birinin zina etmesine gönlün razı olur mu? Gencemen, hayır ya Resulallah. Sen biriyle zina edeceksin. Muhakkak o kız, o hanım birinin kız kardeşidir. Başka birinin senin kız kardeşinle yapmasına gönlün razı olur mu? Tepki aynı. Halayı söylüyor, teyzeyi söylüyor. Her birinde cevap aynı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koydu elini göksünün üzerine. Allah'ım dedi sen Cüleybi bir muhafaza et dua etti ve iş bitti. Cüleybib Medine'nin Yusuf'u oldu öyle bir noktaya geldi ki insanlar iffetini konuşmaya başladılar. Ve bir müddet sonra Resulullah'ın yine karşısında ya Resulallah halimi biliyorsun. Nerede başladım şu anda neredeyim onu da biliyorsun. Ama ben artık evlenmek istiyorum. Ama kime gidiyorsam Cüleybi ve kız mı verilir deyip kapıları kapatıyorlar. Allah Resulü git falanca ensarın evine selamımı söyle kızlarını sana versinler. Varıyor o eve Allah Resulü'nün selamını söylüyor evde bir sevinç. İkinci haber anne ve babanın yüzünün düşmesine sebep oluyor. Cüleybi ve kız mı verilir? Ama perdenin gerisindeki o hanım o kimse ben Resulullah'ın bana layık gördüğünü layık gördüm diyor. Kabul ediyor. Bakın sebebi nuzul kitaplarına Ahsap suresinin 36. ayetinin bunun hakkında indiğini göreceksiniz. Ve o Cüleybip bir müddet sonra bir savaşa katılıyor. O savaş sırasında da şehit oluyor. ve selam Efendimiz kimin kaybı var diye bir şey soruyor. Herkes kendi yakınlarını bulduğu için kimsenin kaybı yok ya Resulallah diyorlar. Ama Efendimiz biliyor benim kaybım var diyor. Yedi tane düşman askerinin içerisinde Cüleybibi buluyor. Yedisini öldürmüş en son kendisi de şehadet şerbetini içmiş o Cüleybib'i bastırıyor göksüne. Allah'ım ben Cüleybib'denim Cüleybib de bendendir diye dua ediyor. Nereden başladı nerede bitti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kömür gelenler elmas oldu. Ama biz bu yolu ve yöntemi bilmediğimiz için nice elmasları kömürleştiriyoruz dedim. Halen aynısını diyorum. Vallahi gençlerimizde suç yok. Billahi gençlerimizde suç yok. Suç yol bulmayı yol tayin etmeyi bilmeyen bizlerde. O gençlere bir yol açabilsek önlerindeki bir engelleri kaldırabilsek bazı şeyleri onların anlayabileceği şekilde onların dünyalarına koysak olacak olacak hem de çok güzel olacak. İnşallah olsun Allah bize rağmen olursun da bir an önce o güzel günlere varmış olalım.